Dünya'nın değişik yerlerinde yaşanan bazı kayıp vakaları hala çözülebilmiş değil. Yaşanan bu tuhaf olaylar tüm dünyayı hayrete düşürmeye devam ediyor. İşte tüm dünyayı sarsan 6 kayıp vakası. Amelia Earhart'ın dünyayı dolaşmaya çalışırken ortadan kaybolması. Amelia Earhart, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı uçarak dolaşmak isteyen bir kadın pilottu. 1928'de Atlas Okyanusu'nu ilk geçen kadın olarak ün kazandı ve Hawaii-Kaliforniya arasını yine tek başına uçarak geçen ilk insan oldu. Amelia, Atlantik Okyanusu boyunca tek başına uçan ilk kadın olarak engelleri çoktan aşmıştı. O ve yardımcı pilotu Fred Noonan 1937'de dünyayı uçarak gezeceklerini düşündükleri şeye başladılar. Amelia ve yardımcı pilotu Pasifik Okyanusu'ndaki Yeni Gine'den Howland adlı uzak bir adaya gittiler. 35 bin kilometreden fazla yolculuk ettiler ve düşük yakıt tüketmeden tarihi yolculuğun yaklaşık 3'te 2'sini tamamladılar. 2 Temmuz 1937'de Pasifik Okyanusu üzerinde bir yerde kayboldular. Kurtarıcılar yaklaşık 2 hafta boyunca çifti aradılar. Ancak Amelia ve arkadaşı asla bulunamadı. 80 yıldan fazla bir süredir tarihçiler ve kaşifler havacılıkta öncü olan Amerikalı pilotun nasıl kaybolduğunu çözmeye çalışıyorlar. Titanic gemisinin kalıntılarını bulan okyanus kaşifçisi Robert Ballard, Amelia'nın uçağının kesinlikle Nikumaroro adasının çevresine düştüğünü söyledi. Ballard, 2019 yılında enkazı bulmak için son teknoloji ekipmanlar ile adayı ve okyanusu derinlemesine aradı. Fakat uçağın ve enkazın herhangi bir kanıtına rastlanamadı. 1939'da davada büyük bir sorun görülmemesine rağmen Amelia Earhart resmi olarak bir mahkeme kararı ile ölü ilan edildi. Olay bugüne kadar bile gizem ve tartışma konusu olmaya devam ediyor. Lauren Spirer'ın aniden ortadan kaybolması. 2011 yılında Indiana Üniversitesi öğrencisi Lauren Spirer'ın ortadan kaybolması Amerika'daki birçok üniversitede tartışma konusu yarattı. Yetkililer 20 yaşındaki genç kadının sabahın erken saatlerinde Indiana şehir merkezindeki bir barda parti yaptıktan sonra ortadan kaybolduğunu söyledi. En son 3 Haziran 2011'de sabah saat 4.30 civarında arkadaşının dairesinin yakınında yalnız başına yürürken görüldü. Geçen 9 yılın ardından araştırmacılar hala onu bulamadılar ve birçok ipucu sonuçsuz kaldı. 2011 yılında Lauren'ın ailesi tarafından işe alınan özel dedektif Michael Sravillo, "Bu her açıdan zor bir durum," dedi. Ekibiyle yerel polisin işbirliği yapmaması ve genç öğrencinin kaybolduğu gün zamanının çoğunu bir grup gençle geçirmiş olması dedektifin karşılaştığı birçok engel arasından sadece birkaçıydı. Dedektif olayı aydınlatmak için büyük ipuçlarını takip ettiklerini ancak önemli bir ilerleme kaydetmediklerini söyledi. Bu noktada genç kadının hala hayatta olduğunu gösteren hiçbir işaret olmadığını söyledi. Michael Sravillo, "Asla pes etmeyeceğim. Sanki kendi ailemden biri kaybolmuş gibi hissediyorum. Bu olay benim için çok kişisel ve kalbime dokunan bir şey. Keşke yaşanan bu zor duruma bir son verebilseydim," dedi. 370 sefer sayılı kayıp Malezya uçağı. Tüm zamanların belki de en şaşırtıcı ve trajik havacılık gizemi bu olayla gerçekleşmiş olabilir. Malezya Hava Yolları 370 sefer sayılı uçak içerisinde bulunan 239 yolcu ile birlikte 8 Mart 2014'te uçuş sırasında birden ortadan kayboldu. Birkaç ülkeyi kapsayan ve en az 3 yıl süren geniş kapsamlı aramalarda 239 yolcu ve uçak hala kayıp. Ayrıca uçağın rotasından saptığını belirleyen görevliler buna neyin sebep olduğunu belirleyebilmiş değil. Uçağın uçuş planı her zamanki gibi belirli bir rota üzerindeydi. Planlandığı gibi Malezya'nın Kuala Lumpur kentinden 12 mürettebat üyesi ve 227 yolcu ile birlikte Pekin'e doğru yola çıktı. Ancak hava trafik kontrol sistemlerini geçtikten kısa bir süre sonra uçak ortadan kayboldu. Yetkililer uçağın planlandığı
planlanan varış noktasına gitmek yerine Malezya Yarımadası'na geri döndüğünü ve Güney Hint Okyanusu'na gittiğini söyledi. Baş araştırmacı Kok Soo-chan, hiçbir nedenin doğrulanamayacağını ve reddedilemeyeceğini, ayrıca kanıt eksikliği nedeniyle uçağın yönünün neden değiştirdiğini kesin olarak bilemeyeceklerini söyledi. Bir noktada uçak sistemleri manuel olarak kapatıldı. Araştırmacı bu konu hakkında şunları söyledi. Bazı işaretler gösteriyor ki pilotların kötü niyetle iletişimi kestiği söylenemez. Bazı havacılık uzmanları bu söyleme karşı çıktılar. Ayrıca üçüncü bir tarafın yasa dışı olarak müdahale etme olasılığı da vardı. Ancak araştırmacı o zamandan beri hiç kimsenin eylemin sorumluluğunu üstlenmediğine dikkat çekti. Indiana Kumsalı Kadınları. 1966 yılında Amerika'nın Indiana eyaletinde eğlenceli ve kaygısız başlayan gün gözyaşları ile sona erdi. Üç kadın kumsalda eğlenirken birden sırra kadem bastı. Renee Brühl, Patrice Blais ve Ann Miller eşyalarını toplayarak 2 Temmuz 1966'da Indiana Dunes Eyalet Parkı'na doğru yola çıktılar. Öğle sıralarında parka gelen kadınlar eşyalarını sahile bıraktı ve yüzmek için göle girdiler. Görgü tanıklarının söylediğine göre kadınlar gölde genç ve bronz tenli bir adamın beyaz teknesine binerken görülmüştü. Kadınlar sonraki günde tanınmayan bu adamla kum tepelerinde yürüyüp konuşurken görülmüşlerdi. Kimsenin şüphelenmesini gerektirecek bir durum yoktu. Polis hızlıca bir soruşturma başlattı. Kadınlar gölde yüzerken bir tatilci o sırada tatilini kameraya kaydediyordu ve elindeki görüntüler polisin soruşturmasını ikiye böldü. Çünkü kayıtlarda gölde birbirinden ayrı iki tekne vardı. Boğulma ihtimali kısa sürede çöpe atıldı çünkü üç kadın da iyi yüzücüydü. Bahsi geçen iki tekne ve o adam o günden sonra bir daha hiç görülmedi. Tabii kaybolan üç kadın da. Olayın üzerinden 54 yıl geçmesine rağmen dava hala çözülemedi. Madeleine McCann'in kaybolması. Bu dosya modern tarihte kaydedilmiş en ağır kayıp vakası olarak tarihe geçti. 2007 yılında 3 yaşındaki Madeleine McCann, Portekiz'deki yazlıklarında ikiz kardeşiyle paylaştığı odasından hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Küçük kız, anne, babası ve kardeşleriyle beraber başka bir İngiliz grubuyla birlikte tatile gelmişti. Gruptaki büyükler çocukları sık sık kontrol etme şartıyla akşam yemeğine çıkmaya karar verdiler. Akşam 8.30'da 3 çocuğunu apartmana bıraktı ve saat 10 civarında Madeleine'in ortada olmadığını öğrendiler. Olay kısa sürede daha fazla bilgi toplamak amacıyla halka açıldı ve bu olay medyada çılgınca bir ilgi gördü. Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili birçok teori ortaya atıldı. Adam kaçırma vakası olduğu üzerinde yoğunlaşıldı. Ancak kısa süre sonra soruşturmanın yönü değiştirildi ve küçük kızın apartmanda ölmüş olabileceğini düşündüler. Bu durumda anne ve babası da şüpheli konumdaydı. Daha sonra anne ile baba aklandı. Ancak Madeleine'in kaybolmasının ardındaki sır perdesi hala kaybolmadı. Dava 2013'ün Ekim ayında yeniden açıldı ve İngiliz, Portekizli güçler devreye girerek McCann'lere kızlarının bir gün bulunup eve getirileceği konusunda umut verdi. Morse katilleri. Bu dava dünyanın gördüğü en tüyler ürpertici kayıp vakalarından biriydi. 1963 ve 1965 yılları arasında 5 genç İngiltere'nin Greater Manchester bölgesinde kayıplara karıştı. Kurbanlar 10 ila 17 yaşları arasındaydı ve 2 yıl içinde tek tek ortadan kayboldular. Son kurbanın ölümüne tanıklık eden birinin polisi araması üzerine Len Brady ve Myra Hindley tutuklandı. Bu iki sevgili bölgedeki gençleri 2 yıl içinde kaçırmış ve öldürüp Saddleworth Moor adlı bölgeye gömmüştü. Bu suçların içinde kaçırma, tecavüz etme ve sonunda da öldürme vardı.
Brady suçların çoğunu bizzat işlemişken kız arkadaşı Hindley genç kurbanların kaçırılmasına ve delillerin gizlenmesine yardım etmişti. İkisi de ömür boyu hapse mahkum edildi. Hindley 2002'de hapishanede öldü. Brady ise ruh ve akıl sağlığı kliniğinde tutukluluk haline devam ediyor. Brady ve Hindley 1985'e kadar suçlarını itiraf etmediler. Yani kurbanların aileleri cesetlerin bulunması için 20 yıl daha beklemek zorunda kaldı.